üzerinden hemen sözü Ömer Şirge'ye geri vererek sunumu başlatıyorum. Ses geliyor herhalde. Siz de ses edin. Sağ olun. Merhaba arkadaşlar. Ömer Şirge'ydi ben. Kendimi tanıtayım. Turkcell'de Markom Departmanı'nda, Pazarlama İletişim Departmanı'nda görev alıyorum yaklaşık 4 seneden beri. Aslen dijitalciyim. Çünkü Yıldız Holding'de, onun öncesinde de bir 4 sene kadar yine. Yıldız Holding dediğimde kafanızda bir şey canlandı mı? Aynen, Ülker. Bilenler biliyor. Hatta globalde de Pledis diye biliniyor. Orada da yaklaşık bir 4 sene kadar görev aldım. 200'den fazla markası vardı tabii ülkenin marka. Her bir markası ayrı bir karakter, ayrı bir dünya. 70 tanesi bunların dijitalde aktif olan markalar. Ve dolayısıyla çok farklı, Türkiye'nin en iyi ajansları, dünyanın en iyi ajanslarıyla hem Turkcell'de hem Ülker'de çalışma fırsatım oldu. Çeşitli ödüller kazanma fırsatım oldu. Interactive Media Awards veya Mix Awards gibi. Dolayısıyla iletişim kökenli, dijital iletişim kökenli, şu anda 360 derece iletişim yapan birisi olarak karşınızdayım. Eğitim işinde yaklaşık 7-8 seneden beri varım. Çeşitli eğitim kurumlarında eğitimler veriyorum. Bilgilerimi paylaşmak benim için keyifli oluyor. Bugün işte size bahsedeceğim konu aslında dijital pazarlama temelleri. Kontak bilgilerim tahtada var. Bu e-mail adresinden ve sosyal medya hesaplarından benimle bağlantıya geçebilirsiniz. Ve bir diğer bahsetmek istediğim konuda yeni bir oluşum. İçinde bulunduğum Arife Tarif. Bu da bir dijital ajans gibi düşünebilirsiniz. Burada da yine çeşitli markalara, kurumlara, bireylere iletişim danışmanlığı hizmeti sağlıyorum. Web sitesi arifetarif.net. Bu iş beni heyecanlandıran bir şey. Bir taraftan hobi gibi de kurumsal hayatta bunu da burada da faaliyet göstermeye çalışıyorum. Şimdi bugün arkadaşlar sizlerle aslında iki temel konumuz var. İşin çokça aslında konuşmacılarımız tarihinden bahsetti. Dolayısıyla o tarafı pas geçeceğim biraz. Ama dijital iletişimin hayatımızdaki yerinden biraz bahsedeceğiz. İkinci aşamada dijital pazarlamanın formülünü hep birlikte açığa çıkartacağız. Ve bence bugün aslında en önemli konulardan bir tanesi de şu kreatif fikri değerlendirme konusu var ya arkadaşlar. Onu bir masaya yatıracağız. Ve hani şu subjektif fikir veren çok bilmişlere nasıl aslında ders verebiliriz? Bunu biraz irdeleyeceğiz. Kastım da şu. Örneğin bir fikir dinlediniz değil mi? Ya bence olmamış, ben beğenmedim. Değil mi? Kime göre, neye göre? Yani niye beğenmedin değil mi? Bir anlat. Aslında bunu da yine kökten çözecek bir 5 madde sizlerle paylaşacağım. Bu arada Yasin zannediyorum paylaştı sizlerle ama size sunduğumuz, anlattığımız şeylerden de bir sınav olacak. Kahoot üstünden, telefonlarından mı katılacak arkadaşlarımız değil mi? Birinci ne kazanıyor? Var mı bir? Herhalde daha gündeme gelmedi ama birinci de bir şeyler kazanacak. Dolayısıyla dikkatli dinlemenizi tavsiye ederim. Ben 4 tane soru oluşturdum sunumumla alakalı. İpucu vermeyeceğim ama dikkat dinlemenizi tavsiye ederim. Peki, başlayalım. Dediğim gibi işin historik kısmına, tarihçi kısmına geçeceğim. Arada sırada İngilizce konuşursam kusuruma bakmayın. Literatür böyle. Bazı kelimelerin gerçekten iletişim dünyasında karşılığı Türkçe'de bulunmuyor. Bu sebeple, yoksa güzel Türkçemizi sevdiğim için de aslında içinde bulunduğum oluşumun ismini Arife Tarif koydum. Bu da işte Arif, bilir kişi demek, anlayışlı kişi demek. Tariflerde bir şeyin etrafıyla olan ilgisini anlatmak. Burada zaten amacım işte insanların strateji tarifleri, video tarifleri, iletişim tarifleri vermek ve onları bunlarla zenginleştirmek, firmaların istediği noktaya getirmek. Dolayısıyla İngilizce konusunda ben de hassasım ama kullanırsam kusuruma bakmayın. Peki, 90 yıl önce medya, ağırlıklı basılı medya, 60 yıl önce medya, yine TV biraz yer kapıyor. Sonra 30 yıl önce medya, TV dominant hale geliyor. 20 yıl önceki medya yine TV dominant ama ufak tefek hayatımıza bannerler, tekstler girmeye başlıyor. 10 yıl önceki medyada yine video reklamlar, mikro siteler. Ve şimdiki medyada böyle aslında gökkuşağı gibi rengarenk, kullanıcıyı nerede nasıl yakalayacağımızı şaşırdığımız bir dünyayla karşı karşıyayız. Türkiye'deki medya yatırımlarına baktığımız zaman da arkadaşlar yaklaşık 10 milyar TL'lik bir pazardan bahsediyoruz. Yani parayı düşünebiliyor musunuz? 10 milyar TL toplam
Yani bir sene içerisinde Türkiye'de harcanan para ve bunun dijital bacağının her sene gittiğinde arttığını görüyoruz. Daha deminki konuşmacı arkadaşlarımız da bahsetti, IELTS bu konuda en güvenilir ölçümleme kurumlarından bir tanesi. Dolayısıyla onların verdiği verileri ben de kullandım. Ve toplam iletişim dünyasında dijitalin payı ise geçtiğimiz 2016 yılında 25 iken 2017 yılında %27'ye kadar çıkıyor. Şu anda TV'den sonra ikinci pozisyonda. Ve dijital reklamların da davranışı olan etkileri aslında günümüzde çok açıkça daha da belirgin hale geldi. Yine AYB'nin verisi arkadaşlar. Özellikle şuraya dikkatinizi çekmek istiyorum. İlgi, istek ve aksiyon oluşturmakta müşteride dijital reklamlar nasıl etkilidir sorusunu aslında bir araya cevaplamaya çalışıyoruz. Bunun cevabı da satış noktasında örneğin satın aldığımın cevabı bakın sadece televizyonda iletişim yaptığımız durumda %21'den dijitalde sadece iletişim yapıldığında %19. Fakat aynı iletişim farklılığı internetten satın aldığım noktasında sadece dijital iletişim yaptığımızda %13'lere kadar artıyor. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Televizyonda yaptığınız bir iletişim dijitalde satışa dönüşürken zorlanıyor. Ama dijitalde yaptığınız bir iletişim satışı çok daha yüksek oranlarda oluyor. %5 ve %13'ü de buradan gözlemleyebilirsiniz. Ya patronların kapısının büyük sorunu arkadaşlar. Yani biz burada iletişim yapacağız da, sosyal medya yapacağız da, özellikle küçük bir orta ölçekli firmalar için söylüyorum. Bunlar gerçekten sizler için aslında bu dokümanlar birer aslında ikna dokümanı gibi de düşünebilirsiniz. Ve marka imajına olan katkısı da yine yüksek oranda dijitalin. İşte çevremde tercih ettiğim, ödediğim paraya değerli benzeri birçok farklı imaj kriterinde yine dijitalin payının çok yüksek olduğunu biliyoruz. E-ticaretten de bahsetti biraz önce konuşmacılarımız. Özellikle e-ticaret hacmi dünyada 2020 yılında arkadaşlar 3 trilyona kadar artıyor. Amerika'da çok doğru veriler var. Yani şu an toplam internet satışının %50'si Amazon.com'da gerçekleşiyor. İnanılmaz bir dünya orada. Ve yakın zamanda biliyorsunuz com.tr'yi de açacaklar. Orada da satışa başlayacaklar. E-ticaret dünyasını nasıl değiştireceklerini hep birlikte göreceğiz. Size sormak istediğim şey burada şu. Toplam perakende satışların hacminin içinde sizce Türkiye'deki internet satışlarının oranı yüzde kaçtır? Tahmin edebilir misiniz? Kaç? 3-5. Yakın. Tam böyle rakam tahmin etmek isteyen var mı? Buyurun. 4. 3.5. En çok size yaklaştınız. Türkiye'deki payı şu anda 3.5 arkadaşlar ve bunun gitgide artmasını bekliyoruz. Çünkü dünyadaki ortalama baktığımız zaman şu anda %9'lar seviyesinde ama 2020'de 12'lere kadar artıyor. Gelişmiş ülkelerde Amerika'da örneğin %10.5, İngiltere'de 14.5, Çin'de 17'lere kadar varıyor. Dolayısıyla bariyerler azalıyor ve gitgide aslında buradaki satış alışkanlığımızın da değişeceğini söyleyebiliriz. Dijitalin hayatımızdaki önemi ve yerini tartışmıyoruz ama veriler en azından bizi birazcık göstermiş oldu. Şimdi sunumun ikinci bölümünde de arkadaşlar dijital pazarlamanın forumunu hep birlikte sizlerle masaya yatıracağız. Ve ben dediğim gibi iletişim kökenli birisiyim. Performans odaklı bir sunum benden beklemeyin. Ama içinde performansa yönelik tabi veriler de olacak. Tüm bacakları incelerken ilk önce hedef kitleyle başlayacağız arkadaşlar. Sektörde yaptığımız en büyük yanlışlardan bir tanesi hedef kitleyi doğru tanımlayamamak. Ve içgörü nedir bilmemek, içgörü oluşturmamak, içgörü yaratamamak aslında en büyük problemlerimizden bir tanesi. Böyle olunca da başı kesilmiş tavuk gibi nereye koşacağını bilmeyen markalardan geçilmiyor etraf maalesef. Hedef kitleyi tanımlarken şöyle tanımlamayacağız arkadaşlar, işte 15-25 yaş arası, işte lisede okuyan veya işte Levent semtinde oturan, bunlar gerçekten çok yetersiz. Çünkü günümüzde insanların hangi hedef kitleye dahil olduğu ya da hangi sosyal ekonomik statüye dahil olduklarını belirlemekte gerçekten çok zorlanıyoruz pazarlamacı olarak. Neyi anlatmaya çalışıyorum? Örneğin Etiler'e gidin, bir yani salı pazarına gidin, 5 karat yüzüğü olan, pırlanta yüzüğü olan bir ablanın bir manava tartıştığını ve pazarlık yaptığını görebilirsiniz. Öte yandan gidin bir üniversiteye, değil mi? Bir devlet üniversitesine gidin, Doğu'da ya da İç Anadolu'da. Bir üniversite öğrencisinin
bir ay boyunca yemeden içmeden para biriktirip belki ay sonunda gidip bir Prada gözlük aldığını ya da işte kendi Gucci bir ayakkabı aldığını görürsünüz. Yani bunlardan anlatmaktaki amacım şu. Eskisi gibi hedef kitleyi yaş kırılımı veya eğitim seviyesine göre kategorize edemiyoruz. Dolayısıyla davranışsal olarak aslında bir yeni modele ihtiyacımız var. Bunu da ancak personalarla yapabiliyoruz. Yani dijital ajanslarınızı aslında brieflerken, aramızda brief veren kimler var? Dijital ajanslara brief verenler değil mi? Bunlar, bu arkadaşlarımız çok iyi biliyorlar. Dijital ajanslarımızı brieflerken arkadaşlar o yüzden hedef kitleyi artık personalara bölmemiz gerekiyor. Yani hedef kitlemizden bir örnekten alacağız. Ayşe, Fatma, Hüseyin her kimse ve onun personasını dökeceğiz. Bu insan ne yer, ne içer, hangi arkadaşlarla takılır, hafta sonu hangi etkinliklere katılır, hangi mobil uygulamaları kullanır, hangi web sitelerini ziyaret eder, hangi e-ticaret sitelerinden alışveriş yapar. Bunları dökmeniz lazım dijital ajansınıza ki bu döktüğünüz bilgileri dijital ajansınız kullanıp gole çevirsin, iletişime çevirsin ve size belki satışa veya sadakate veya istediğiniz iletişim veya iş hedefi neyse ona dönüştürsün. Dolayısıyla buyurun. Bu personayı yaratma konusunda hangi adımları izliyorsunuz? Yaratma konusunda hangi adımları izliyorsunuz? Bu personayı nasıl yaratıyorsunuz? Şimdi aslında tatlıda gördüğünüz şeyler bunun için çokça yol gösterir nitelikte. O yüzden paylaştım. Şimdi ben mesela Ülker'de görev aldım arkadaşlar. Çokonat markasıyla ya da Çokokrem markasıyla ya da Ülker Çikolata Gofret markasının iletişimini yapmak durumunda kaldım. Ve takdir edersiniz ki mesela 7'den 77'ye herkesin sevdiği, beğendiği ya da yemeği tercih ettiğini ve çeşitli demokratik gruplara ayıramayacağınız aslında bir hedef kitleyle iletişim yapıyorsunuz. Ama iletişim bacağında işte arkadaşlar bu problemle karşılaşıyoruz. Yani eğer hedef kitlemizi iletişim yapacağımız kırılıma bölmezsek eğer toplu bir iletişim yapmak zorunda kalıyoruz ki bu da açıkçası kakafoniye dönüyor. Yani hiç kimsenin anlayamadığı, hiç kimseye hitap etmeyen, hiç kimsenin kendini içinde bulamadığı, içgörüsü olmayan bir iletişime dönüşüyor. Person oluşturmak konusunda işte bu noktada hedef kitleyi önceliklendiriyoruz. Yani diyoruz ki biz İlker Çikolatalı Gofret'i en çok kime satıyoruz? İşte genç hedef kitle, liseliler, üniversiteliler. Hatta liselilerse bile diyoruz ki yaptığımız araştırmalar gösteriyor ki arkadaşlar liseliler mesela kafasında aslında üniversiteli. Yani bir özenleme durumu var. O zaman liseliye de iletişim yapmıyoruz. Direkt üniversiteli iletişim yapıyoruz. Dolayısıyla o sebeple ülke reklamlarının çoğunun mesela üniversite kampüslerine vesaire geçtiğini görüyorsunuz. Çünkü iletişimi böldüğümüz zaman en efektif ve en çok satış yaptığımız hedef kitlenin üniversiteler olduğunu, gençler olduğunu, yaşça daha büyüklerin onlara aslında kısmen öykülendiğini ya da liselilerin onlara özendiğini görünce aslında bu bizi o hedef kitleyi, yani üniversiteyi hedefleme konusunda indirgiyor ve onun ötesinde de tabii bir üniversiteli gencin personasını çıkartma fırsatı veriyor. Umarım cevap olmuştur. Bu tahtadakiler arkadaşlar o sebeple size yol gösterici olacaktır. Yani o kadar aslında detaylı bunu paylaşmanız gerekiyor ki, gerekiyor ki o personayı, kişinin hayatına dair korkuları, rüyaları, sıkıntıları, çünkü bunları çözen markalar, ve bunların iletişimini yapan markaların aslında önemli olduğunu biraz sonra yapılan araştırma sonuçlarından da zaten ekleyip de göreceğiz. Yaş kırılımlarına göre arkadaşlar Comscore araştırması, Türkiye araştırması bu. Aslında hangi grup insanların internette en çok ne tip içerikler tükettiğini inceliyor bu araştırma. Ve görüyoruz ki 15-24 yaşında işte en fazla eğlence içeriği tüketirken değil mi? Instagram olsun, Facebook olsun, Snapchat ve benzeri. Yaş ilerledikçe 25 yaş, 34 yaş belki biraz palazlandıkça değil mi? Perakende mesela daha çok retail. Ondan sonra 35'ten sonra bir kırılım oluyor. Herhalde yaş 35 yılın yarısı. Bundan sonra bir habere veriyoruz kendimizi lan dünyada ne oluyor ne bitiyor diye. News and Information gördüğünüz gibi 35 yaştan itibaren en çok aslında yani gündemimizde kalan konu oluyor. Dolayısıyla bu bile aslında değil mi? Dijital iletişim yaparken bir yatırım kararı. Yani belli ki bu insanlar daha çok haber sitelerinde ve haber portallarında ya da onların mobil aplikasyonlarında zaman geçiriyorlar. Dolayısıyla bu bilgi de aslında arkadaşlar varmışlar. 55 yaşta da arkadaşlar bence artık burada sağlık çeviren Mevlam Bey'e durum var. Sosyal medya kullanımı inanılmaz artıyor. Yani biz de onlar seviyesinde en çok sosyal medya tüketiyorlar mesela 55 yaş üstündekiler. Bunlar da belki değil mi? Etrafımızdan da görüyoruz. Annelerimiz, babalarımız, halalarımız, teyzelerimiz, dayılarımız
Yani bize Facebook'ta şurada burada yorum bırakıyorlar. Biz de onlar yorum bıraktığı için o mecrayı terk ediyoruz. Eyvah buradan kaçıp nereye kaçacağımızı bilemiyoruz falan. Özellikle Snapchat'te mesela bu eğilimi görüyoruz. Yani orayı çok beceremedikleri için mesela kaçıyorlar ki WhatsApp'ı ben çok yetkin kullanıyor bu arada. Bir yaş grubu gördüğüm kadarıyla. Ve video tabii arkadaşlar. Ben tabii mobil operatörde çalıştığım için veri tüketimlerinizi çok iyi biliyoruz. O kadar çok video izliyorsunuz ki gerçekten. Ayda bir Türk kullanıcısı arkadaşlar ortalama bir gününü, 30 günden bir gününü video izleyerek tüketiyor. Ve toplamda korona halinde böyle. Ve toplamda arkadaşlar top skoru rakam bu arada. Türksel verisi değil. Yani 480 tane video izliyoruz ortalama. Yaş grubundan bağımsız söylüyorum. Yaş grubuna indirgemek isterseniz bakın onlar da var tartıda ama. Ve erkekler daha çok video izliyor gözüküyor. 480 tane video izliyoruz. İnanılmaz bir rakam. Dolayısıyla video kontentin çok daha popüler olduğunu görüyoruz. 2020 yılına kadar arkadaşlar video kontentin toplam internet tüketiminin %75'ini, %80'ini cover edeceği konusunda Ericsson raporunda da bunlar söyleniyor. Dolayısıyla video kontent üretimi ve video konusundaki markaların know-how'ını arttırması, kendi know-how'ımızı da arttırmamız aslında oldukça kritik. Çünkü her zaman olduğu gibi İnsan beyni nasıl çalışıyor? En az zahmet prensibi değil mi? Bize en az zahmeti ne getirecekse ondan o doğrultuda yoruluyoruz. Yani bir şey okumak o kadar zor ki aslında günümüzde artık değil mi? Ama onu 5 dakikada ya da 1 dakikada özetleyen bir video kontent olsun hepimiz hiç üşenmeden izleriz eminim. Bir de bu eğlenceli olsa tadından yenmiyor. Dolayısıyla video kontentinin artışı inanılmaz. Ama biz Türkler tabii ki yine farklıyız dünyadan. Sabrımız yok. Değil mi? Bu da bir gerçek. Yani uzun video formatlarında mesela asla açık değiliz, kapalıyız. Japonya'da ortalama video süreleri arkadaşlar 10 dakikaları bulurken ülkemizde bu rapora göre 2,5 dakikaları buluyor. Ama aslına bakarsanız bu biraz eski bir rapor. Son 1-2 sene içerisindeki rakamlar bize gösteriyor ki 1 dakikanın ötesindeki reklamlar aslında ya da içerikler, kontentler tabii türüne göre değişmekle birlikte Türk tüketicisinin aslında çok da ilgisini çekmiyor. Dolayısıyla çok kısa bir vaktimiz var arkadaşlar iletişimciler olarak. O çok kısa saniyelerde müşteriye mesajı iletmemiz ve derdimiz neyse onu anlatmamız, hizmet, ürün, servis olabilir bunu anlatıyor olmanız gerekiyor. Bunun için aslında bakın şey vardı, Vine vardı hatırlayanlarınız varsa bir zamanlar ama oradaki mesela kontentler aslında inanılmazdı. Oradan çok iyi mesela aslında yönetmenler çıktı. Yeni nesil yönetmenler diyebilirim. 6 saniyelik bir mecraydı arkadaşlar ve çok 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 değerliydi. Şimdi size bir iki örnek göstereceğim. Bence mesela reklam sektöründe devrim niteliğinde ama reklam sektörünün asla umurunda değil. Yani çünkü reklam sektörü öyle ki, yani ajanslarla çalışan var mı? ATL, BTL. Kimler ajanslarla çalışıyor aranızda? İletişim ajanslarıyla çalışanlar. Daha fazla olmalı sanki ya. Büyük brandler daha çoktu çünkü. Var. Az da olsa var. İletişim ajansları arkadaşlar çoğunlukla büyük rezistanslar gösteriyorlar bu tip değişimlere. Ve bakın mesela 6 saniye bir kontent ama derdini anlatabilmiş mi? Gelin hep birlikte değerlendirelim. Ne anlatsam acaba ya? Abi kesin tuvalet aldı. Yeri değil. Hiç kaybetmiyor. Ne anlatsam acaba ya? Abi kesin tuvalet aldı. Yeri değil. Hiç kaybetmiyor. Bu birinci örnek. Bu globalde Toyota'nın kendi içinde arkadaşlar ödül almış bir çalışma. Ama çok medya yansıması olmadı. Pardon, yetkili alacağım da bu parolayı satıyorum. Aldım bitti. Pardon, yetkili alacağım da bu parolayı satıyorum. Aldım bitti. Ben bu arabanın... İkinci sahibi. Yok. Üçüncü sahibi. Sıfır soru. Ben bu arabanın... İkinci sahibi. Yok. Üçüncü sahibi. Sıfır soru. Nasıl buldunuz arkadaşlar? Yani 6 saniyede derdini anlatabilmiş mi? Aslında biraz o gözle bakmamız lazım. Yani Toyota markasının örneğin hangi özelliklerinin öne çıktığını ya da aracın ikinci elinin çabuk satıldığını ya da kilometrelerce onu güvenle kullanabildiğiniz mesajlarını 6 saniyede size yetirebilmiş mi sizce? Evet. Çok kritik bir şey. Bu çok kritik. Yani bir iletişimcinin, bir reklamcının temelde mecra bağımsız söylüyorum arkadaşlar. Yani artık dijital çok ayrı ayrı bir şey değil. Performans için ayrı bir konuşuyorum ama hani iletişim aslında bu. Yani 6 saniyede derdinizi anlatabiliyorsanız bence iletişim dünyasının kralısınız. Yani çünkü eğer bütçesi olan bir mecra markada çalışıyorsanız 6 saniyede bunu insanlara yani çok kez izletebilme şansınız var.
Yani büyük firmalarda çalışma şansım olduğu için söylüyorum. 30 saniye, 35 saniye, 40 saniyelik reklam filmlerini biz yayınlara sokuyoruz ve saniye başına ödeme yapıyoruz. Biraz önce arkadaşımız da söyledi, 9 dolar gibi. Şimdi 9 dolar nerede değil mi? İnanılmaz paralar ödeniyor. Ve 6 saniyede derdini anlatan bir reklam işi kopartmış demektir. Yani bu yeni nesil yönetmenlik ve üretim ve mesaj iletimi konuları aslında büyük fırsat arkadaşlar. Bunlar reklam sektörünün şu an gözünü kapattığı noktalar ve bunları görüp oralarda content ürettiğiniz zaman, sizler ürettiğiniz zaman aslında bambaşka bir pencere açmış olacaksınız markalar. Bunu da yapan şirketlerden bir tanesi Microduction'da. İncelemenizi tavsiye ederim. Hedef kitle medya tüketim kanalları. Hala hedef kitledeyiz. Hedef kitlemizin arkadaşlar hangi mecralarda olduğunu bilmezsek eğer iletişimimiz başarılı olmaz. Neyi kastediyorum? Örneğin hedef kitlemizin sosyoekonomik statü burada ayrılmış tabii ama 15-24 yaş aralığında ve AB Ses grubunda olmasını istiyorsak televizyonda iletişim asla yapmamalıyız şuraya göre. Değil mi? Çünkü 15-24 yaş aralığındaki ve gelir düzeyi ya da eğitim seviyesi yüksek genç televizyon izlemiyor. Televizyon izlese bile nasıl izliyor sizce? Televizyonda YouTube izliyor falan. Yani anlatabiliyor muyum? Yani televizyon izlemiyor. Televizyon content tüketmiyor. Yani dolayısıyla TV bu platform için yanlış. Neresi doğru? Mesela 55 yaş orta gelir düzeyi veya seviyesi için televizyon doğru mecra olabilir. Veya mobil internet, bakın yine gelir düzeyi yüksek ama yaş grubu düşük. Bakın endeks yine yeşil ışık veriyor bize. Radyo, mesela C segmenti orta gelir seviyesi 35-44 yaş aralığı değil mi? Belki bol bol seyahat eden insanlar. Sinema, yine gençler mesela burada ağırlıklı olarak görüyoruz. Yine TGI'de arkadaşlar güvenebileceğiniz şeylerden bir tanesidir. Ölçümleme ve rapor şirketlerinden bir tanesidir. Şimdi hedef kitleden bu kadar konuştuk. Bahsetmek üstüne bir nokta parmak bakmak istediğim bir diğer konu da arkadaşlar içgörü. İçgörü nedir? İçgörüyü duyan, içgörü üretmiş arkadaşımız var mı aramızda? İçgörünün tanımı var arkadaşlar. Buyurun söyleyin lütfen. Hani, müşterilerle alakalı olarak onların detaylı bilgilerini elde etmek, onlar hakkında, yani şu an tam cümle olarak evet, söyleyemiyorum. Cümle, zaten cümleye dökülmesi çok zor. Evet. Cümleye döktüğünüzde nasıl bir şey çıkıyor biliyor musunuz? Yani. Aynen öyle, bakın. Belirli bir nesne ya da durumun önlem, anlam ve biçiminin veya kullanışının bilinçaltında anlaşılır duruma gelmesi gibi, müşterinin kalbine giden yolun şifresini çözmektir falan gibi böyle karma karışık bir şey. Ama bize hissettirdiği şeyi anlatın dersem size ya, o mesela net. Oha, herifler yapmış. Çok iyi düşünmüşler. Yani 90'a takmış abi filan. Bu tepkiler mesela arkadaşlar o iletişimin iyi bir içgörüye dayandığını aslında bizlere gösteriyor. Ve bunun bir matematiği var. Bu matematik şuna dayanıyor. Tüketici gerçeği bir araştırma olabilir. Küçük veya orta ölçekli bir firma olabilirsiniz. Araştırma yapabilir misiniz? Bir araştırma yapmıyor olabilirsiniz. Yapamıyor olabilirsiniz. Dinleyeceksiniz müşterisi değil mi? Mağazadan yanaş. Müşteri ne istiyor? Dinle. Değil mi? Tüketici gerçeğini bileceğiz. Arkasından motivasyon, bu tüketiciye öyle davranmayı iten gerçek ne? Ve o müşterinin işin içinden çıkamadığı dilemması nedir? Bunu arkadaşlar bir cümleye döktüğünüz zaman bir içgörünüz var. Artık ajansınızı brieflerken içgörüyle birlikte konuşuyor oluyorsunuz. Biz şu an içgörüyü mesela hep birlikte bahsediyoruz ama geçenlerde bir pazarlama seminerinde mesela öngörüden bahsediyorlar. Biz henüz oralarda değiliz. Prediktif modellerden bahsediyorlar. Yani müşterinin, hani dedik ya behavioral, yani aslında nasıl davranacağını önceden tahmin edip ona yönelik iletişimler düzenlemeden bahsediyor dünya ve pazarlama. Ama bizler henüz daha içgörüyü masaya yatırmaktan biraz bahsediyoruz. Orada buyurun, matematiksel modellemelerle çok yapmaya çalıştılar geçmişte ama hı-hı, insan davranışının çok belirlenemeyen o kadar fazla yanı var ki. Hani evet. O yüzden başarısız oldu denilebilir. Çok doğru, çok doğru. Hı-hı. Aynen, yani çözülemeyen birçok noktada var orada dediğim gibi. Şuradan sesini bunu arttıramıyorum ama yani içgörüye dayandığını düşündüğüm bir örnek var arkadaşlar. Onu ekleyelim. Ne yapılacak? Maç izlenecek. Neden? Aşkımız bu maça engel gibi duruyor. Nasıl? Kız arkadaş yorgun düşürülecek. Gerekli şeyler. Patatesli kol böreği, ayran, 2 adet bisiklet, Instagram hesaplarımız onun için atan bir kalp.
Kız arkadaşıma buluşacağımız günden önceki gece. Bebeğim yarın sahilde her modern çift gibi biz de bisiklete binelim mi? Instagram'da hiç bisikletli fotomuz yok ve derhal bu eksikliğin giderilmesi gerekiyor diye mesaj atacağım. Tabii ki sevinecek, delirecek. Sabah erken kalkacağım ve yemek sepetinden kendisine aşkımızı sembolize eden patatesli kol böreğiyle ayran yollayacağım. Sürprizimle güne 1-0 önde başlarken börek ve ayranın getireceği uyku yanına kel kalacak. Hadi şu iki tekerlekli fırtınaları aşka doğru sürelim aşkım. Arada da ben seni tek çekerim diyeceğim. Ay yoruldum dedikçe. Dayan bebeğim, ileride muazzam bir yer varmış. Işık oraya çok güzel düşüyormuş diyerek tempoyu artıracağım. İnanacak ve devam edeceğim. Yaklaşık 45 dakika içinde pert olacak. Bebeğim kötü olduysan gel eve dönelim. Börekli ayranı çoktan yaktı zaten. Yere batsın fotoğrafı da bisikleti de be. Senden önemli mi ya? Deyip son golü de atacağım. Kendisini eve bıraktığımda hem ilişkimiz hem de futbol kazanmış olacak. Evet aynen böyle olacak. Nasıl olmuş arkadaşlar? Prodüksiyon olarak mesela kaç kuruşa mal olmuştur bu? Yani maliyeti neredeyse sıfır. Evet, inanılmaz aslında amatörce değil mi? Photoshop'ta bile yapabileceğimiz aslında bir şey. Seslendirme ustası tabii. İnanılmaz bir seslendirme. Prodüksiyon olarak markaya neredeyse hiçbir şeye mal olmayan ama kreatif fikri yani içinde iç görüsü çok yüksek değil mi? Hatta şu iç görünün matematiğine bunu gelin birlikte dökelim mi? Biraz önceki gibi. Yani olacak. Evet, aynen böyle olacak. Bir önceki iç görünüm matematiği kısmına geçiyorum. Tüketici gerçeğine maç izlemek istiyorum. Yani değil mi? Ama motivasyonu ne? Çünkü hafta pazartesi günü iş başladığında erkek muhabbeti döndürürken kaçırdığım pozisyonlardan bahsetmek istiyorum. Yani oradaki önem verdiğim pozisyonlardan bahsetmek istiyorum. Yani, o muhabbeti kaçırmak istemiyorum. O maçı mutlaka izlemeliyim. İçinden çıkamadığı durum ne? Dilemması ne? Kız arkadaşım buna engel. Değil mi? Çünkü onunla bir hafta sonu geçirmem gerekiyor. Ama engel gibi gözüküyor. Değil mi? Bir içgörünün bakın çalışması aslında bu şekilde netleştirebiliyor. Ve iletişimi dedik ya, örneğin aramızda futbol seven erkekler kimler? Yani izleyen takım değil mi? Yani sizi etkiledi mi mesela bu iletişim? Süper. Değil mi? 10 numara diyorsun. Neden? Çünkü işte seni vurdu. Yani çünkü içgörü aksana diyor ki oha yapmış, aynı ben lan delirtiyor sana. Yani bunu yaşatıyorsa tamam olmuştur. Bu hedef kitlesini, bu iletişim bulmuştur arkadaşlar. Öyle düşünelim. İkinci nokta, hedef belirleme. Hedef belirleme özellikle dijital en pratik konularından bir tanesi arkadaşlar. Neden? Çünkü değil mi? Patronlar soruyor, müdürler soruyor. Peki KPI'lerimiz ne olacak? İşte hangi metriklere göre bu iletişimi yayına alacağız veya hangi skorlarımızı yükseltmek istiyoruz filan gibi birçok aslında yorumla muhatap olacağız. Halef Ortamfoni Ajansı'ndan almış olduğum bir doküman arkadaşlar bu. Toplamda aslında dijitalde hedef koyarken, kendimize KPI koyarken iki ana başlıkla karşılaşıyoruz. Herkes okuyamıyor değil mi bu arada tahtadakini? Süper. Görünce doğası gibi biliyorum. Buna birazdan fokus olacağız o yüzden. Şimdi buradaki konu şu arkadaşlar. Bir, aslında sunumun da başında da size bahsettiğim performans hedefleri. İkincisi de iletişim hedefleri. İkisi apayrı şeyler. Bunları ayırmamız gerekiyor. Şimdi bunların detayına biraz inelim. Bakın social KPI diye ayırdık. Dijital KPI'ler, hedefler diyeyim bunlara her neyse. Dönüşüm bir tarafta, iletişim bir tarafta. Yani conversion dediğimiz performans tarafı bu tarafta. Aramızda performans marketing yapanlar var mı burada? Kimler? Yok mu? AdWords'tür, işte ne bileyim. Süper, tamam. Sizlerin mesela bunlar daha hakim olduğu konular. Reach konuları, engagement konuları. Bu tarafta performans konuları arkadaşlar. Diğerleri ise iletişim hedefleri. Ama bunlar olmadan maalesef dijitalde yol almamamız gerekiyor. Dönüşüm, performans hedeflerimiz. Üç ana başlıkta inceleyebiliriz. Bir tanesi maliyet, değil mi? Biraz önce toplantıda konuşuldu. Cost per click, cost per mile, cost per acquisition, cost per view gibi birçok aslında benim başı maliyet hesaplarımız var. Ve temel amacımız bunları düşürmek, değil mi? Ve temelde alacağımız tek bir kriter var arkadaşlar. O da ne? Benchmark'ımız ne olacak, kim olacak? En büyük sorun aslında bu. Bir fikriniz var mı? Ben mesela reklam maliyetimi, AdWords maliyetimi düşürmek istiyorum ama benchmark, cost per click'i düşürmek istiyorum ama benchmark olarak kimi alacağım? Sektörümdeki bir başka firmayı alabilirim. Belki o bilgiye de erişebilirsem.
Hangi firma? Durum ne? O sektördeki durum ne? Olabilir ama o bilgiye nasıl ulaşacağım ki? Düşünsene bana rakibim o bilgiyi nasıl vereceğim? Ben o bilgiyi nasıl ulaşacağım? Belki medya planlama ajanslar aracılığıyla yanaşabilirim. O bilgiyi edebilirim. Ama başka bir yolu yok arkadaşlar. Yani bu aslında bilinmeyen bir şey. Sadece doktorum burada ama Google Benchmark diye, Google Display Benchmark diye yazın arkadaşlar. Bu size bir fikir verebilir. O da sadece display bannerlerde. Yani örneğin Türkiye'de otomotiv sektöründe bir bannerın tıklanma oranı click through rate'i yüzde kaçtır? Size mesela bunu çıkartır Google Benchmark Display. Bazen duyamıyorum biraz. AdWords'te reklam yayınladığımızda bir demo tarzında bir şey yapıyoruz. Rapor gibi bir amatör olarak kullanıyoruz. Yani bu o bahsettiğiniz duruma örnek değil mi? Doğru mu anladın? Keyword planner gibi bir şeyden mi bahsediyorsun? Evet. Aynen. Aynen tabii. Aynen. O, ona bir örnek diyebiliriz. Aynen. Reach hedefleri kendimize koyabiliriz. Ama temelde arkadaşlar alacağımız en büyük benchmark kendimiz. Yani kaç kuruşa eskiden mal ediyorduk. İletişim hedeflerimiz. Burada bakın biraz daha farklılaşıyor. Facebook, Twitter, YouTube. Burada bir YouTube videosunun izlenme süresine kadar kendimize şeyler koyabiliriz, hedefler koyabiliriz. 3. Sabrınız için teşekkür ediyorum. Akşam bu saat oldu. Gerçekten sizler için de zor. O yüzden mümkün olunca keyifli yapmaya çalışıyorum. Şimdi fikir aşamasında aslında çok güzel videolar izleyeceğiz arkadaşlar. Branding konusu değil mi? Bir fikir istiyoruz değil mi? Kendi markamız olabilir, personal branding olabilir, kendi markamız olabilir bu ya da çalıştığımız bir marka olabilir ama aslında fikre giden yolda arkadaşlar önce marka nedir? Bunu bir kere çok keskin halde biliyor olmamız lazım. Bakın bu video bize bunu çok net anlatıyor bir de. Alexander Neal, an English author once said, lütfen dikkatli izleyin, sonra şeyi konuşalım. Yani sizce bir markanın en önemli kriteri nedir? Onu lütfen bana bu bir dakikalık videonun sonunda söyleyin. Things that make me different are the things that make me. Could this be a perfect definition of branding? And what is that magic thing great brands are made of? Is it design? Typography? Vision? Imagination? Or a big dose of foresight? We believe it's the golden ratio of all those things that help brands grow and stand out. Branding is not like sprinting, it's more like a marathon. A unique promise kept over time. It's a story well told, a story that will resonate in the hearts and minds of your customers far into the future. Let us use our passion, experience, and creativity to make your brand's voice loud and clear. Değil mi? Nasıl beğendiniz mi diyor? Yani bir marka olmanın değil mi? Temel kriterini anlatmış. Size en önemlisi hangisi mesela? Veya bizim ha? Hani renkler, logo, design, tipografi değil mi? Nereden bulursan artık yani. Neresinden tutacağın insan bilemiyor gerçekten. Çünkü tek bir şey verdiği sözün arkasında durmak değil mi? Veya bir şey vaat edip onu gerçekleştirebilen bir marka olmak ve benzeri birçok yere gidiyor aslında arkadaşlar. Kişiliği, karakterinin olması, tutarlı olması değil mi? Rüzgar nereden gelirse bizim markalar slogan değiştiriyorlar. Aslında mümkün değil. Yani veya marka varlık sebeplerimiz yok. Değil mi? Biz ülkelerde mesela bunu yatırmıştık masaya. Çoğu zaman çoğu markamızın maalesef aslında marka kimliklerinde, karakterlerinde nereye koşmak istediklerine dair net bir fikrinin olmadığını mesela hep ediyormuş. Brand purpose'ları yok yani. Markalar için uyanma vakti. Geldi. Aslında geçiyor bile. Geçti de. Çünkü tüketicileri eskiden hatırlarsınız. Yani markalar ne yaparsa biz müşteriler ona çok özenirdik. Onlar gibi yapmak isterdik. Şimdi işler değişti arkadaşlar. Şimdi biz müşteriler ne yaparsak markalar onları yapmaya başlıyor. Yani markalar aslında müşterileri taklit ediyor.